Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, bu videoda kahramanların tadını çıkartacağız. Savaş ligindeyiz bildiğiniz üzere. Yani savaş liglerinin haricinde 3 kahramanımı da kesintisiz yatırdığım için oyunu hiç oynayamıyorum gibi bir şey oluyor. Yani oyuna her gün giriyorum ama ayda sadece bir hafta tadını çıkartabiliyorum. Kralım, kraliçem, koruyucum üçü de ayaktayken bol bol saldırılar yapacağız. 2 tane elektro saldırısı yapacağım. Bir tane tazı balon, en sonda da bir tane binici yaptık mı tadından yenmez. Şimdi arkadaşlar, kral, kraliçe, koruyucu üçünü birden sürekli yatırıyorum, sıkıntısını çekiyorum. Ama ve lakin yavaş yavaş artık oyunun tadını da çıkartmaya başladık yani. Kraliçem 44, son 6 seviyesi kaldı. Koruyucum 13, son 7 seviyesi kaldı. Kral biraz geride kaldı ama 36 seviye, onu da yani yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi lig bittikten sonra yine yatırmaya başlayacağım. Öyle sanıyorum ki bir sonraki lige kadar kraliçe ile koruyucuyu maxlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Şimdi yani kraliçe güzel, 44 seviye, gayet güzel iş yapıyor. Şifacılarla beraber çok güzel yürütüyoruz, eğlenceli oluyor ama şöyle bir sıkıntı çıkıyor bu sefer de, süre yetmiyor arkadaşlar. Yani savaş liginde %91'de tek yıldızda kaldım. O kadar moralim bozuldu ki. Bakın şu sıra 8. sıra, bir köy binası 13, savunmaları falan biraz düşüktü. Her şeyi tamamladım ama %91 tek yıldızda kaldı. Vallahi bu sezon birazcık sıkıntılı arkadaşlar lig. Yani çok sağlam klanlar denk geldi. 14 seviyeler, 13 seviyeler, 20 seviye bir klan birinciliği götürüyor. Yani bu sezon keyfimiz pek yerinde değil açıkçası ama elimizden geleni yapacağız tabii. Şimdi şöyle bir saldır diyelim. Eskiden hatırlıyorum, yani eskiden dediğimde 1-2 ay öncesi, yani kraliçe 24 seviye, belediye binası 11. Çok zor arkadaşlar, gerçekten çok zor. Yani klan kalesinden bir elektro çıkıyordu. Vurmasına gerek yok, zaten kraliçe elektroyu gördüğü gibi korkudan düşüp bayılıyordu, yani öyle söyleyeyim. Şimdi tek atamıyorlar tabi, atsınlar da görelim. Tek atamıyorlar ama işte bu sefer de birazcık süre sıkıntısı yaşıyoruz. Tamam, şimdi şöyle saldırımıza yavaştan başladık. Kraliçe yürüyüşüyle beraber elektro saldırısı yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 tane balon atıp güdümlü testi yapmak istiyorum. Şu cepheden dalacağım. Kraliçeye sıkıntı çıkartacak sürenin haricinde tek bir birim var. O da tekli cehennem kulesi arkadaşlar. Tekli cehennem kulesinde takılmadığı sürece kraliçe yürümeye devam ediyor. En kötü tıkandığı yerlerde bir tane öfke büyüsü takviyesi yapıyoruz. Tertemiz işine devam ediyor ama süre işine bir çare bulmak lazım. Evet. Şimdi yavaştan elektro saldırısına başlayacağım. Önce büyük koruyucuyu bıraktım. Şöyle bütün elektrolarımı salıyorum. Kralı da şu yukarıdan bırakacağım, temizliğe yardım etsin. Tamam, kraliçe toparladı. Neredeyse gidiyordu ama toparladı. Şuraya hemen bir öfke atayım. Cehennem kulesi insin, mükemmel. Bu arada köy binası 12'ye dalıyoruz. Her ne kadar savunmalar biraz düşük de olsa gerçekten fark ediyor arkadaşlar. Yani belediye binası sizin seviyenizden düşük diye sakın hafife almayın. Yani birinci seviye savunmalar bile sizi sıkıntı çıkartabiliyor ya. Yani gerçekten savaş liginde ben bunu acı bir şekilde tecrübe ettim yani. Tamam, kraliçe belediye binasına vuruyor, güzel. 3 yıldızın peşinde değilim vallahi. Tek derdim şu anda kahramanları birazcık doya doya kullanayım. Başka bir şey istemiyorum yani. Kralımız da gitmiş. Tamam, sıkıntı değil. Şu büyük koruyucuya basayım. Tekli cehennem kulesi ile hava savunmasını yan yana olması güzel bir şey benim açımdan. Tek bir buzlamayla ikisini birden halledebiliyorum. Güzel. 3 yıldız da alacağız gibi ya. Aynen. Kraliçenin özelliği gitti ama alırız. Evet. 3 yıldız geldi. Çok ciddi bir süre sıkıntısı da yaşamayacağız. Temiz bir saldırı oldu ya. Hiç fena değil. 30 kupa verecek. O açıdan iyi. Biraz da şu anda kupa yükselmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 3000-3500 banda arasında gitsin gelsin istiyorum. Kraliçeye ne oldu orada ya? Allah Allah. X'ye mi indirdi onu acaba? Çok enteresan. Kraliçeye orada bir şey olmaz diye tahmin ediyordum ama indirmişler valla. Tüh be, 3 gelmeyecek mi? X'ye fena vuruyor valla. Ah, güdümlüye takıldık, %95. Al başına belayı. Neyse, moral bozmak yok. Yine de güzel bir saldırıydı. Güzel miktarda ganimet de aldık. Kupa da fena değil, 20. Aslında 3 yapaydık iyiydi ama. Yani kraliçe orada nasıl gitti anlamadım ya. Şimdi yeni orduyu bir basayım. Bir tane daha elektro ordusu var. Önce bir tazı balon yapalım. Ondan sonra da bir tane binici yapacağız arkadaşlar. Klan kalesini doldurayım. Yeni bir köy bulayım. Tekrardan geleceğim. Arkadaşlar şimdi var ya, karşımızda öyle bir köy var ki, kraliçesi 47.
Yani hemen hemen bütün savunmaları max. Çok zorlu bir savaş olacak ama ben birazcık fantazi yapmak istiyorum. Burada bir şansımı deneyeceğim. Önden kaya balonunu mayın eşeği olarak gönderiyorum. İki tane balonla da güdümlü testi yapacağım. Kraliçeyi de şuradan içeriye doğru sokmayı planlıyorum. Başarabilirsem ne mutlu bana. Şuradan hemen peşine şifacıları verelim. Evet, vallahi zor bir savaş olacak. 3 yıldız beklentim yok ama şöyle bir avantajım var. Birimler birbirine çok yakın olduğu için, yani savunmalar birbirine çok yakın olduğu için elektrolar açısından avantajlı konumdayım. Of, kraliçe çok fena hasar yiyor. Hemen bir öfke. Hemen bir öfke özelliği gitmesin. Güzel. Güzel 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 kurtardım. Bir tane elektro mecbur şuraya atacağım. Çünkü başka türlü içeriye girmeyecekler. Tıkanıp kalacaklar orada. Şu koruyucuyu biraz daha bekleteceğim. Kraliçe biraz daha savunma indirsin ya. Hemen bir öfke daha atacağım. Hem kraliçe vuruyor, hem X'yi vuruyor. Tamam, güzel, kraliçeyi indirdik. Taktik avcı uçağı da inerse, ah keşke inse de dönmüyor o tarafa ya. Hadi vur şu taktik avcı uçağına. Mükemmel, mükemmel. Güzel bir saldırı olacak gibime geliyor. Şuradan büyük koruyucuyu bıraktım. 5 elektroyu da birden saldım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Kraliçe yürümeye hala devam ediyor. Hemen bir öfke şurada kullanacağım. Şu üçünü bir donduralım bakalım. Üçünü de dondurdum. Büyük koruyucu çok fena tokat yedi orada. Ona ne yaptılar orada ya? Bir tane şuraya. Güzel güzel. İşte birimler birbirine yakın olduğu zaman elektrolar için muhteşem bir fırsat arkadaşlar. Seviyorlar yani. Böyle sektire sektire vurdukları için tutamıyor orada onları. Tamam. Mükemmel bir saldırı yapıyoruz. Sol taraftan elektrolar, sağ taraftan kraliçe ortalığın tozunu dumanını attırıyor vallahi. Ve sıkıntı çıkartacak bir birim de kalmadı. Duvarlar sıkıntılı birazcık. Adam da aynı benim gibi sağlam duvar basmış vallahi. Helal olsun. Her baba yiğidin harcı değildir arkadaşlar bu beyaz duvarları basmak var ya. Zordur yani. Tamam. Hiç ümidim yoktu üçlemeye ama sanki buradan 3 yıldız gelecek gibi. Yine bir güdümlü faciası yaşamazsak 3 yıldız gelecek arkadaşlar buradan. Dur bakalım, sürede sıkıntı, 40 saniye kaldı. Da yettiririz herhalde ya. Şu kraliçenin özelliğine basayım da birazcık hızlansın işler. Evet, geldi geldi, 3 yıldız geldi ya. Yine 30 kupa. Tamam, elektro bir tane vursa, şu büyücü kulesi var ya içeride, o inerse tamamdır. Çünkü kraliçe oraya yetişemez. Lütfen o büyücü kulesini indir elektro, lütfen. Heh, tamamdır. Vallahi bir an korktum. Bir önceki saldırıda da üçledik dedik, üçleyemedik. Yalnız arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten yani max artı max bir köy binası 11 hesabıydı. Yani rakibin tek hatası birimlerin birbirine çok yakın olmasıydı. Elektrolar hiç affetmez böyle şeyleri. Yani o yüzden ben her zaman derim ki köy düzenlerinizi yayılı seçin arkadaşlar. Yayılı bir düzen olsaydı inanın bana bu köyü üçleyemezdik. Bu tarz bir şey. Tamam, şimdi tazı balon yapacağız. Ondan öncesinde şu binici ordumu da eğiteyim. İki tane daha saldırı yapacağız. Klan kalesini doldurayım. Yeni bir köy bulayım. Tekrardan geleceğim. Evet, şimdi sıra geldi tazı balon saldırısına. Şöyle bir köy var. 4500 kare iksiri için bu köye dalmak istiyorum arkadaşlar. Hava savunmaları geride ve kraliçe de dışarıya çok yakın olduğu için biz şu anda çok avantajlı konumdayız. Şuradan kraliçe yürüyüşüyle başlamak istiyorum ama önce yine kaya balonunu atacağım ki kaya balonu kraliçeye bir koridor açsın. Evet, şuradan kralı bırakacağım. Ortayı kessin. Şuradan da kraliçeyi bırakacağım. Yürüsün gitsin arkadaşlar. Kraliçe yürü git kardeşim benim, haydi. Tamam, şimdi kaya balonu biraz patlamasını bekleyeceğim. İçinden çıkan balonları öfkelendireceğim. Ne kadar savunma inerse balonlarımız için o kadar iyi olacak arkadaşlar. Çünkü balonlar da aynı biniciler gibi direkt savunmalara hedef alıyor. O yüzden ne kadar savunma inerse balon saldırımız da o kadar sağlıklı olacaktır. Şimdi bu tarafı temizlediğimize göre balon saldırısına buradan başlayabiliriz bence. Önce şöyle 1, 2, 3 tane balon bırakıp güdümlü testi yapmak istiyorum. Evet, rakip kraliçeyi indirdik. Bu iyi oldu. Kraliçeye öfke kullanmak istemiyorum. Çünkü öfkeyi balonlar için kullanmamız lazım. Tamam, birkaç tane mayın çıkarttık. Şöyle balonlarımı salıyorum. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Şöyle 1, 2 tane lavtasını bıraktıktan sonra koruyucuyu da saldım. Hemen bir öfke şuraya. Buzlamayla hem hava savunmasını hem de X'ini dondurdum da keşke büyücü kulesini de dondurabilseydik. Tamam, çok büyük bir önemi yok. Bir öfke de şurada kullanacağım.
Bir buzlama şurada kullanacağım. Sonra hemen hız büyüsünü elime aldım. Tam şurada büyük korucunun özelliğine de bastım. Güzel gidiyoruz gibi ama bakalım nasıl olacak. Kraliçe gidiyor. Kraliçeye 2 tane X yayı vuruyor. Çok fazla ya. Kraliçe ne yapsın yani? Kraliçe ne yapsın? Bugünü kurtaracaksa kraliçe kurtaracak arkadaşlar. Bakalım. Çok fazla birim var. Olmadı. Bu sefer 3 yıldızı alamadık gibime geliyor. Evet. Yalnız şu hava savunmasının vurmaması lazım. Vurma lütfen, vurma şifacıma. Bir tane şifacım kaldı, o da gitti. Vay arkadaş ya. Hiç beklediğim gibi olmadı bu saldırı, iyi mi? Ama kraliçe buradan içeriye girerse belediye binasını indirecektir. En azından 2 yıldız alalım be. O kadar da değil yani. 2 yıldızı hak ettik diye düşünüyorum. Ya tazı balon saldırıları var ya arkadaşlar, inanın bana şans ya. Yani balonlar istediğiniz yere gidecek. Ne bileyim, güdümlüler daha sizin için makul yerlerde çıkacak. Tamamen şans işi bence tazı balon. Yani tazı balonla kesin garanti 3 yıldız alırım diye bir şey söyleyemiyorsunuz. Biniciler de öyle. Ne yazık ki. Tamam, %78 fena bir oran değil. 2 yıldızımızı da aldık. Yine güzel eğlenceli bir saldırı oldu diyebilirim yani. Evet, şimdi son saldırımızı yapacağız arkadaşlar. O da binici saldırısı olacak. Bakalım bu sefer şansımız yaver gidecek mi? Ordu kalksın, klan kalesini doldurayım, köy bulayım, tekrardan geleceğim. Evet, şimdi sıra geldi binici saldırısına. Karşımızda böyle bir köy var. Kraliçe ile taktik avcı uçağını ikisini birden indirebileceğimi düşünüyorum. Şuradan kaya balonunu bırakacağım ve koridoru açacağım kraliçe için. Evet, haydi bakalım. Hemen peşine kraliçemi bıraktım. 5 tane şifacıyı da verdim. Oradan bir yürümeye başlasın. Yalnız arkadaşlar, binici saldırılarında klan kalesine çok dikkat etmek lazım. Klan kalesinin içinden çıkacak olan bir balon bütün binicilerin canını okuyacaktır. Klan kalesi biraz geride. Şuradan bir tane binici testi yapacağım ama biraz daha bekleyeceğim. Acelesi yok. Hemen şuraya bir öfke büyüsü attım. Evet, kasırga tuzağına yakalandık orada ama çok büyük bir sıkıntı yok. Kraliçe burada yürüyecek. Rakip kraliçeyi de indirecektir. Taktik avcı uçağını da indirmesi lazım. Yani bir tane de elektro alıyorum arkadaşlar. Elektro, klan kalesi ve kraliçe yürüyüşüyle beraber en az %30'luk bir yıkım sağlamamız gerekiyor. Öteki türlü binicilerin için çok ciddi sıkıntı çıkıyor. Tamam. Kraliçe buradan devam ediyor. 2 dakikalık süremiz var. Süreye de dikkat etmemiz lazım. Eğer her şey yolunda giderse bu köyü üçleyeceğimize inanıyorum. Kraliçeye öfke büyüsü gerek yok. Şu elektroyu da ben şu yukarıdan salayım. Şansımız varsa şu X yayını indirir. Tamam. Taktik avcı uçağına vurmaya başladı. İndikten sonra binici saldırısına da başlayabiliriz artık. Şu alt taraftan başlayacağım binici saldırısına. Hatta hemen şuradan başlayalım. Ben binicileri hepsini bir yerden bırakma taraftarıyım. Bir arada oldukları zaman çok güçlü oluyorlar arkadaşlar. Tamam. Şurada biraz daha ilerlesinler. Hemen bir tane şifa büyüsünü kullandım. Güzel ilerliyoruz. Şu anda gayet güzel ilerliyoruz. Hemen bir şifa büyüsünü de şurada kullanacağım ve bir tane de öfke kullanacağım. Çünkü cehennem kulelerinin isabet puanları çok yüksek arkadaşlar. Cehennem kulelerinin isabet puanı yüksek olduğu için zor yıkılıyorlar. Yani öfke büyüsü kullanmak mantıklı oluyor. Güzel. Bayağı bir fazla sayıda binicimiz var. Son şifayı da şurada kullanacağım ve bu köyü üçledik arkadaşlar. Evet. Hem de çok güzel bir şekilde üçledik yani. Elimde bir tane daha öfke büyüsü var ama onu kullanmaya gerek bile yok. Kralı da daha salmadık. Kralı da şuradan salayım, temizlik yapmaya başlasın. Şuradan duvarı kırsın, içeriye doğru girsin. Tamamdır. Elimde bir tane de öfke büyüsü kaldı. Temizlik birimleri de hala duruyor. Koruyucuya ne oldu onu bir türlü anlayamadım. Koruyucu birden gözden kayboldu. Takip edemedim açıkçası. Tamam. Şu kralın özelliğine basayım. Bir an önce duvar yıkılsın. 34 saniye var. Süre sıkıntısı yaşayacağız. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ama yetişir diye tahmin ediyorum ya. Şuraya bir öfke atayım. Biniciler birazcık öfkelensin, hızlansın süreç. Kraliçenin özelliğine de bastım. Son 20 saniye temiz bir şekilde üçledik arkadaşlar. Sağda solda bir şey yok değil mi? Yok. Aynen. Gayet güzel bir saldırı oldu bence. Şahsen ben çok keyif aldım. Dev bombanın çıktığı yere bakar mısınız? Belki birkaç saniye öncesinden çıksa sıkıntı çıkartabilirdi ama bu aşamada 3 yıldızımızı almış olduk. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, kahramanları doya doya kullandık. 4 tane saldırı yaptık. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Rica ediyorum, kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin.
Benden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.